Monster Fish'lere devam ediyoruz. 3 adet bıçak balığımız geldi. Arowana ve Red Tail Catfish'i de yan yana koyacağız bunları. Bir Monster akvaryumu doğuyor. 4-5 santim makrakantalar. 6-7 santim makrakantalarımız da var ama onların fiyatları biraz yüksek. O yüzden biraz küçük boylarda ekledik. Değişik bir tür olarak Red Lizard. Vatozlar geldi 10 adet. Bunlar da kıpkırmızı oluyor. Şu anda çoğu kırmızı, bazıları kahverengi gibi. İyice hepsi kızarıyor daha sonra. Neon Golden Barb'lar geldi. Bunlar da altın sarısı oluyor. Şu anda beyaz gibi duruyorlar. Tül serpaylar güzel boyda geldi. Yeri tülleri şu anda hazır çıkmış halde. Normalde çok daha küçük geliyor. Şimdi göstereceğim teptolar gibi. Küçük küçük geliyorlar. Onları ben büyütüyordum. Golden Kalem Tetra, Silver Trip Bakır Tetra, Kitty Tetra ve İmparator Tetra. Kiraz Karides ama Bloody Mary'e çok yakınlar. Renkleri çok güzel. Borneo Kelebek Vatoz ve Pristella Tetra. Bir de içeride benim çok sevdiğim, kimsenin sevmediği kırmızı kuyruklu Bloodfin Tetralar. Glass Bloodfin Tetra. Ve son olarak Surinamensis Gyapogus geldi ama işte bunlar da küçücük. İthalattan görmeden aldığımız için böyle küçücük oluyor. Büyüteceğiz bunları da. Surinamensisler bu kadar küçük gelmemişti ama bunların gene 3 katı kadar büyüklerdi. Şunlar bizim büyüttüklerimiz. Şu biri mesela. Arada bayağı fark var. Onları da büyütürüz inşallah. Şu büyük Gyapogus'lar ne halimde? Bunları da ben sattıydım arkadaşa. Büyütüp geri getirdi bize. Küçük Devler Ligi tekrar hobihanede. Balıklarımızı yerleştirelim bakalım. Bir parti daha Devler Ligi geldi hobihaneye. Büyük boy Gyapogus'lar. Altifrons var. Henkeli var. Sveni var. Red Tapajus var. Ben zamanında bir arkadaşa vermiştim. Bunları bayağı büyütmüş. Şimdi başka türe geçecek. Balıklar tekrar hobihaneye geri geldi. Dev boy 25 santimlik timsah balıkları. Santa Claus lepsteslerimiz geldi. Maşallah formları, renkleri çok güzel. Dişlerimiz hamile. Direkt üretim kolonisi. Tahsin abinin özel üretimi olan gökkuşakları özellikle yem verme saatlerinde çok güzel renklerini göstermeye başlar. Çünkü her zaman söylüyorum, bu balıklar böyle sanırım böyle kasarken kendilerine daha güzel renkleniyor. Çünkü hani dişilere kur yapma anında böyle resmen kasıyor kendini ve renkler parlıyor. Gökkuşağı renkleri ortaya çıkıyor. Şöyle bir çekeyim istedim onları. Gökkuşakları şu anda bayağı aktifleşti. Hazır bu renkleri yakalamışken çekeyim istedim. Şurada benim favorim Madagaskarlar var. Samplı pipo fitlerimiz ve seyyar samplarımız geldi. Çeşit çeşit tür tür üçgenleri, farklı üç boyutta samplı pipolar ve vatoz severlere özel vatoz şeklinde samplı pipolar. Seyyar samplar da aynı şekilde 45 santim, 40 santim, 35 santim ve 30 santimlik olarak 4 boy halinde. Güzel modeller.
Çok güzel ışıklı 50 santim boyunda balık figürlerimiz de geldi. Bunlar ışık yaktığımız zaman geceleri çok güzel görünüyor. Burada da asılı duvarda figürlerimiz var. Şu saat şeklinde bir diskos. Aşağıda da asıllar var zaten, onları da göstereyim. Burada plakolar, beta, vatoz, frontoza var. Şurada melek grubumuz var. Şurada bir tane karides, bir tane papağan var. Kuşun hiç alakası yok ama bir tane değişiklik olsun diye astım oraya. Lepistes, kalvus, genelde 144 tül. Şöyle küçük küçük Demesano, plako, diskus, kafalı yunus, Japon. Bir tane de diskusumuz burada var. Bunlar da böyle hobihanenin çeşitli köşelerine dağıttım. Ha, bir de şurada varlar. Yer yetmediği için buraya da astıydım. Gene Geopagus, Japon. Bunlar da burada. Bak şöyle bile güzel görünüyor. Ve yeni gelen küçük 15 santimlik ışıksız figürler. Ve bir de sağ olsun hobihanem telefon tutucu göndermiş. Gerçekten çok hoş. Bunu da hobihanenin baş köşesine koyacağız. Tropical American Softline yemlerimiz geldi. Özellikle cüce Amerikan grubu ve tetralar için uygun bir yem. Bir de Discus Trace. Bunun içinde gerçekten birçok element var. Diskus için gibi düşünülüyor ama birçok balık için de faydası var. Hatta kullanan arkadaşım üremeyen balığı üretir diyor. Böyle güzel bir içeriği var bunun da. İki tane yeni şey hobihane stoklarına eklendi. Şeyleri de şöyle bölüm yaptık. Seyyar samplı pipo filtreleri. Şeffafları, siyah renkleri mevcut. Çok güzel diskuslarımız geldi. Onları bu dükkandaki üst akvaryuma koyacağım. Hem dışarıdan güzel sergilensinler, hem de rahat rahat burada büyüsünler. İran'dan geldi bu arkadaşlar. 11 tane güzel formda ve renkte diskusumuz geldi. Lepistes çeşitimizi arttırdık. Sunset lepistesler, Nerite salyangozlar, Oranda Japonlarımız var. Görünmüyorlar ama. Oranda Japonlar. İki tane inci gövde vardı, onları yanına koyacağım. Sonra Yellow Kobralar. Neon Blue, Neon Redler. Santa Clauslar. Blood Redler. Blood Redleri şöyle güzelce çekeyim. Güzel, bayağı hamile dişiler falan var içinde. Güzel bir kan. Gene Tükusa Lepistesler. Tam da mızık dişiler. Burası full dişi. Sonra Black Molly'ler geldi. Kırmızı rujlu severyumlar. Dudakları boyalı. Transgenetik Texaslar. Kırmızı papağan cikletler. Bende sarıları vardı. Yan yana koydum onları. Benekli konuşan vatoz. Tilnatus koldaras. Panda koldaras.
Challenger'lar büyük 10 santim boyunda 10 tane. Pegasus 10 tane. Bunları da yan yana koyuyorum. Benzer türleri böyle güzel oluyor yan yana. Leopar vatozlar. Albino tinfoil. Ve red paçolar. Albino paçom vardı. Şimdi normal paçoyu da koyduk. Albino tinfoil'de bende kocaman bir tane vardı. 5 tane de küçük aldık. Red Terror Festialar 15 tane küçük yavru. Bunları özenle büyüteceğiz. Karışık cüce vatozlar. Siyah albino Leis 4 mevcut. Galaxy Rasparo 20 tane aldık. Sonra şöyle içeri geçelim. Diamond Geopoguslar. Toprak yiyenler. Bunlar da 5 tane kalmış ama şimdi yarın 17 tane daha gelecek. Adını şu anda bilmediğim bir özel tür koydoras. Yeşil neon tetra aldık ama çok küçükler ve çok büyük çoğunluğu dökülmüş. 20 tane almıştım. 10 tane sadece hayattadır herhalde. Onlar da yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Çok güzel transgenetik tül melekler. Damızlık boy. Gene damızlık boy. Zebra melekler. O beyaneye giriş yaptılar. Yeni Kolombiyalı arkadaşlar da geldi. Dev boy. Brochis. Kuldoraslar. Bir 6-7 santim var bunlar. Daha da büyüyecekler. 8 tane bunlardan geldi. 5 tane Lorica Parva geldi. Bu Lorica similisten biraz daha farklı. Ama mantık herhalde aynı. Bunlar da ağızlarında yumurta taşıyorlar. 10 tanesi de ama 5 tane kalmış. Şurada cüce vatozlar geldi. Bunlar Kolombiyalı değil, bunlar yerli. Klasik cüce vatoz ve tül kuyruk vatozlar. Şu balıkları ben çok seviyorum. Geçen sefer de almıştım. Hoş bir görseli oluyor. Geçen sefer iki tanesini yolda kaybetmiştik ama bu sefer sapa sağlam geldiler. İnşallah bende de sağlıkla yaşarlar. Güzel kırmızı bir çizgiler oluyor kuyrukların ucunda. Yerlerine alışınca tekrardan gösteririm. Bu arkadaşlarda bir tane kayıp var. 6 tane geldiler. 5'i bizde kaldı. İnşallah bunları da sağ salim büyütürüz. Daha önceki partide bunların 2 katı boyunda gelmişlerdi. Bunlar yarı yarıya küçük geldiler. Dediğim gibi dün 5 tanesini alabilmiştim. İstanbul'dan 16 tane daha buldum. Bunları da hobihaneye ekledik. Dün gelen arkadaşlar burada. Kavuşlar Kolombiya'da büyük ihtimalle aynı dereden çıktılar. Hobihanem sularında buluştular şimdi. Arkuatus koldoraslarımız her zamanki gibi sorunlu. Şunlar maşallah yaşayanlar. Fakat şurada sıkıntılılar var. Hayatta kalanlarla yola devam edeceğiz. Bu parti gelenler bu kadar. Hobihanem gene dolu dolu oldu. Her yer balık oldu. Gerçi birkaç parti daha balık gelecek. Onları da yerleştiririz. Videonun devamında gösteririm zaten sizlere. Şöyle lepistesler yerlerine alışmışken bir çekeyim istedim. Hobihanem eski lepistes günlerine geri döndü. O ilk gösterdiklerim Sunset'ti. Bunlar Tiger. Neon Blue, Neon Red'ler var karışık. Santa Claus. Blood Red'ler. Bunların içinde bayağı hamile dişiler var. Tuxedo Lepistesler. Ve XXL dişiler. Bu balıkları gelip gören herkesin istisnasız söylediği dinozorlar devrinden mi kalmış onlar? 7 santim boyunda koydoraslar. Gerçekten çok
çok büyükler ve görüntülerde böyle bir dinozor görüntüsü var. Maşallah keyifleri yerinde. Nurika arvalarla hemen pipolara yapıştılar. Başka yere yapışan var mı? Şunun altında var mı? Yok. Piponun etrafında toplanmışlar. Transpenetik Texaslarda tetrazon diyecektim. Bayağı iyiler. Sanırım biraz papağanları sindirmişler. Onlar köşeye sıkışmışlar. Ortalıkta Texaslar geziyor. Bir tanesi cesaret buldu. Çıktı. Bendeki yeşil papağanlar da bunlar. Bunların adı yeşil papağan. Küçükken böyle parçalı parçalı, büyüyünce sarı oluyorlar. Bu sene en büyük sararmaya başladı şimdiden.